Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli harika güzeller güzeli bir model yapacağız. Hepiniz hazırsanız sevgili hanımlar, bu güzel modelimizi hep birlikte yapalım. Yelek modellerinin her çeşidinde, bayan yelek modellerinde, bebek örgülerinde, dilediğiniz örgü modellerinde, şal modellerinde, süveter, atkı, bere, patik, lif modellerinde yani her örgüye uyan, gerçekten çok güzel, her ipe yakışan harika güzel bir model yapacağız. Evet güzel hanımlar. Şöyle Nako Elite Baby'nin iki tane güzel rengi. Hardal rengi ve beyaz rengimizle sizlere şöyle herkesin yapabileceği, örgü bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği güzel bir model anlatacağım. Hazırsanız hemen modelimize geçelim hanımlar. Bebe yünü arkadaşlar iplerimin ikisi de bebe yünü 100 gramlık 240 metrelik ipler. Evet şimdi hardal rengimle şöyle bir lastik hazırladım sevgili hanımlar plastik diyorum. ilmeklerimi hazırladım. 3 numaralı da şişimi kullanacağım. Yani 3 milimlik bir şiş kullanacağız. İki renkli olarak hazırlayacağım. Sizler dilerseniz bu modeli tek renkte yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Şimdi ilmek sayılarıma hemen vereyim hanımlar. Ne yaparsak yapalım 4 ve 4'ün katlarıyla yapacağız. Bakın. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, 2, 3, 4. Ne yaparsak yapalım 4 ve 4'ün katlarıyla yapıyoruz. Evet güzel hanımlar Bismillahirrahmanirrahim diyelim hemen modelimize geçelim. Dediğim gibi bayan yelek modellerinde, çeyizlik yeleklerde, bebek örgülerine çok yakışan özellikle şimdi hazırlayacağımız model yani iki renkli olarak hazırlan, hazırlığımız bebek örgülerine çok yakışacaktır. Bayan yelek modellerine çok yakışacaktır. Kenar ilmeğimizi aldım. Burada iki tane düz yapıyorum hanımlar. Bakın. 2 tane düz. Sonra iki tane ters. 1 2. 2 düz. 2 ters. 2 düz. 2 ters. Ve 2 düz. Şöyle kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet güzel hanımlar modelimizi iki düz, iki ters, iki düz, iki ters olarak hazırladık. Burası modelimizin birinci sırası ve arka sırasından başlıyoruz. Bu modelde lastik istemiyor sevgili hanımlar. Lastik siz de yapabilirsiniz. Lastikle de yapabilirsiniz. Lastikle çok daha güzel olur. Evet şöyle kenar ilmeğimi aldım bakın. Kenar ilmeğimi aldım. Burada iki tane ters yapıyorum. Biz sevgili hanımlar düz ilmekler üzerinde model kuracağız. Terslerimiz bizim ara ilmeklerimiz. Kenar ilmeğimi iki tersimi yaptım. Bakın burada iki düz ilmeğim var. Bir düz ördüm, bir doladım. Yanındaki düz ilmeği örüyorum. Bakın bu şekilde. Evet, yine iki ters. Hemen iki düz ilmeğim var. Bakın, bir düz örüyorum, bir doluyorum, yanındaki düz örüyorum. Tekrar iki ters, bir, iki. Yine iki düz ilmeğim var. Bir düz örüyorum, doluyorum, ikinci düzümü örüyorum iki tane ters. Ters ilmeklerimiz devamlı ters olarak gidiyor arkadaşlar. Önden iki ters, arkadan iki düz olarak. Evet, şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız ve arka yüzümdeyiz. Evet, modelin üçüncü sırasında ve arka yüzümdeyiz. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Burada iki tane düz yapıyorum. Bir, iki. 2 ters. Pardon. 3 ters. 1. Doladığım ilmeği de ters örüyorum. 2, 3. Yine 2 düz. 1, 2. 3 ters. 1, 2, 3. 2 düz. Ön yüzdeki 2 ters tersler. Arka yüzde 2 düz. 1, 2, 3. Doladığımız ilmeği de ters yapıyoruz. 1, 2, düz. Ve kenar ilmeği. Evet modelimizin hemen üçüncü sırasında da bu işlemi yaptık sevgili hanımlar. Yine ön yüzündeyiz. Bakın şöyle modelimiz altı sıradan oluşuyor. Şimdi modelin dördüncü sırasında sevgili hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi örelim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ter, iki ters, üç düz. Bir, iki, üç. Yine iki ters, bir, iki, üç düz. Bir, iki, 3, 2 ters, 1, 2, 3 düz, 1, 2, 3, 2 ters, 1, 2 ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet modelimizin dördüncü sırasında bu şekilde yaptık. Modelimizin beşinci sırası arka sırası sevgili hanımlar. Modelimizin beşinci sırası ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimizi hemen aldım. Bakın İki tane düz. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İki tane düz. Üç tane ters. Bir, iki, üç. Yine iki düz. Bir, iki. Bir, iki, üç ters. Yine iki düz. Bir, iki. Yine üç ters. Bir, iki, üç. İki düz. Bir, iki ve kenar ilmeği. Evet modelimizin 5. sırasında bu şekilde hazırladık. Modelimizin 6. sırasındayız. Ve ön yüzündeyiz. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Modelin ön yüzünde de sevgili hanımlar son sıramız bizim burası. Modelimizin son sırası. Kenar ilmeğimi aldım. Bir iki ters yaptım. Bakın kenar ilmeğimden sonra iki ters. Burada bakın üç tane düz ilmeğim var. Üç ilmeğimi de şişime örmeden alıyorum. Bakın. Şu şekilde. Sonra arka yüzden iki ilmeğini üç düz ilmeğin ikisini şöyle şişime aktardım. Bir ilmeği hemen şişimin başına takıyorum. Bakın buraya. Düz olarak ördüm. Buradaki iki ilmeğimi birlikte öreceğim. Biz burada bir bakın artış yapmıştık. Bu artışı burada yok edeceğiz. Kesiyoruz yani. Evet ikisini bir ördük bakın. Evet şöyle bir görüntümüz oldu. Evet şimdi iki ters ara ilmeğimizi iki ters yaptık. Yine üç düz ilmeğimiz bakın. modelimiz uyguluyoruz. Hemen 3 ilmeği de bakın diğer şişime örmeden aldım. Arkadan iki ilmeğin ikisini alıyorum bakın. Öndeki ilmekli arkadaki iki ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Önce birini sonra buradaki iki ilmeği de birlikte örüyorum ki arttırmış olduğum bir ilmeği burada kesiyorum. Evet bu şekilde. Şimdi iki ters. Yine bakın üç tane düz ilmeğimiz son modelimizde yapalım. Hemen arkadan iki ilmeği şişime örmeden alıyorum. Öndeki ilmeği e, arka, arkadaki ilmeği öne öndekini arkaya takıyoruz. Bir düz ördüm. Buradaki iki ilmeğimi de birlikte ördüm. Evet şimdi iki ters ve kenar ilmeğimizi yapıyoruz. Evet güzel hanımlar şöyle bir modelimiz çıktı. Burada bir modelimiz çıktı sevgili hanımlar. Bir modelimiz bu şekilde. Hem kolay hem çok güzel bir model. Şimdi beyaz ipime geçiyorum. Hemen burada bağlayıp modelin arka yüzündeyiz. Modelimizin arka yüzünde ikinci modelimizi hemen kuruyoruz arkadaşlar modelin arka yüzünde hemen ikinci modelimi kuruyorum. Kenar ilmeğimi Yine ip değişikliği olduğu için hemen örüyorum arkadaşlar. Burada iki düz, bakın iki düz iki ters yapıyoruz. Bir iki 2 düz iki ters bir iki iki düz iki ters iki düz ve kenar ilmeği Evet ikinci modelimin birinci sırasını bakın bu şekilde yaptım. Şimdi ön yüzdeyiz. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Ön yüzdeyiz ve modelin ikinci sırasındayız. Modelimizin ikinci sırasında kenar ilmeğimi alıyorum. Burada iki tane ters yapıyorum. Bakın. Modelimizi ilk baştan tekrar kurduğumuz gibi burada yine yapıyoruz. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Hemen yanındaki düz örüyorum. Arada iki ters. İki düz ilmeğim var. Bakın. Bir düz örüyorum. Doluyorum. Yanındaki ilmeği örüyorum. Hemen iki ters. Bakın. Bir düz. Bir dola. Bir düz. iki tane tersimi yapıp kenar ilmeğimi de yapıyorum. Evet. Modelimizin ikinci sırasında bu şekilde yapmış olduk. İplerin ucu da önümüze geliyor. Şöyle. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Şöyle. Evet kenar ilmeğimi aldım. Bir, iki düz. Evet iki düzümüzü yaptık. Hemen bir, iki arttırdığımı da ters ördüm. Bakın üç, üç tane ters. Şimdi iki düz, üç ters yapıyoruz. Arttırdığımız ilmekleri de ters yapıyoruz. Bakın İki düz, üç ters. Bir. 2, 3 ve 2 tane kenar ilmeği. Pardon. 2 tane düz ve kenar ilmeği. Evet. Modelimizin 3. sırasında yine bu şekilde yaptık. Modelimizin 4. sırası ve ön yüzündeyiz. İlmekleri burada da sevgili hanımlar gördüğümüz gibi örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Gördüğümüz gibi örüyoruz. İki, e, kenar ilmeği 2 ters 3 düz. Bakın. Yine 2 ters 3 düz 1 2 3 2 ters yine 1 2 3 düz 2 ters ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Evet, modelin arkadaşlar dördüncü sırasında da yaptığımız işlem bu. Şimdi arka yüzdeyiz ve modelin 5. sırasındayız. Kenar ilmeğimizi hemen örmeden alıyoruz. Burada 2 tane düz. 1 2 3 ters. 1 2 3 2 düz. 1 2. Tekrar 1 2. Bakın. 3 yine 1 2 düz 3 ters. 1 2 3. 1 2 ve kenar ilmeği. Evet modelimizin 5. sırasında bu şekilde tamamladık. 6. sırasındayız. Evet şöyle bakın. Modelin 6. sırasındayız. Modelimizin 6. sırasında yaptığımız işleme dikkat edelim. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Burada iki tane ters örüyorum bakın. Burada benim burada arttırmış olduğum bir ilmek fazlam var. Arkadaşlar şimdi bu 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte aldım hemen arkasından bakın buradaki iki ilmeği birlikte aldım öndeki bir ilmeği arkadaki bir ilmeği öne öndeki iki ilmeği arkaya taktım bakın buradaki iki ilmeği birlikte örüyoruz evet bakın şöyle bir görüntümüz oldu sanki sekiz gibi evet iki ters tekrar bir model daha yapıyoruz bakın Şimdi yine çeviriyorum. Bakın arkadaki iki ilmeğimi alıyorum. Öndeki yani arkasındaki bir ilmeği öne, öndeki iki ilmeği arkaya. Bir düz ve iki ters. Yani iki ters diyorum. İki ilmeği birlikte al. Tekrar iki ters. Yine üç ilmeğim var. Evet, üç ilmeğimi şişime alıyorum. Şimdi ikisini bakın şişime aldım. Bir ilmeğimi öne takıyorum. düz olarak ördüm. Buradaki iki ilmeğimi de birlikte örüyorum. İki ters yapıyoruz. Ve kenar ilmeği. Evet ikinci modelimizi de hazırlamış olduk sevgili hanımlar bu şekilde. Bakın ben sizlere iki tane model anlattım. İnşallah anlaşılır olmuştur. Modelimiz çok çok güzel. Evet modelimiz gerçekten hem harika hem çok güzel üst üste geldiği zaman da muhteşem bir model olacaktır şimdi ben modelimin biraz ilerlemiş halini ben sizlere bir göstereyim evet güzel hanımlar modelimiz gerçekten çok güzel ve çok şık bir model bakın modelin ilerlemiş hali bu şekilde olacak bakın ister kendinize yelekler ister çocuklarınıza ister eşinize hırkalar, süveterler, kazaklar yelekler ne yapmak isterseniz bebeğinize kazaklar kendinize kazaklar yani bluzlar, mevsimlik örgü modellerinizde merserize iplerle yazlık örgülerde kullanabilirsiniz. Yazlık yelek yapabilirsiniz. Yani yelek örgülerinin her çeşidinde kullanabileceğiniz gerçekten çok zarif, çok güzel, hoş bir model oldu. Evet bu güzel modelimi inşallah beğendiğinizi düşünüyorum. Gerçekten çok hoş ve çok güzel bir model bakın şöyle. Evet hardal rengi ve beyazıma da bu model çok yakıştı. Evet modelimizin arkası da bu şekilde sevgili hanımlar bakın. Evet bir modelin daha sonuna geldik. Yepyeni örgü videolarında tekrar birlikte olacağız inşallah. Evet hanımlar bir modelimizin daha sonuna geldik. İnşallah yeni videolarda sizlerle tekrar birlikte olacağız. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Beğeni olsun. Hani yorumda yorumlarda bir beğeni, bir çiçek, bir emoji atın hanımlar. Varlığınızı yanımda hissettirin. Sizlere bu konuda çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Bugününüz yarından, yarınınız bugünden daha güzel olsun diyorum. İyi günler, kolay gelsin hepinize.